Geçen yıllarda bu çağrı merkezinde çalışan ping ne diye soran ex meslektaşlarına ex ex ne demek istersin abi? Bir şey demek istemem. Allah kurtarsın kardeşlerim. Ben mesela çağrı merkezinde şu ibneliği yapıyordum. Sabah 10'da arıyorduk adamı. Adam ''Kardeşim bu saatte uyandırılır mı? Ne yapıyorsunuz? Siz deli misiniz?'' diye sövüyordu. Adamın delirdiğini farkındaydım. Artık kaşarlanmıştım. Üçüncü ayın falandı. Adamı delirtmek için anlamamazlıktan gelip peki bu paketi almak ister miydiniz falan diye böyle inadına şu kardeşim anlamıyor musun diye delirirdi böyle şey yapardım. Anlıyorum. Peki bu paketi almak ister miydiniz falan de delirtirdim. Çok hoşuma giderdi. Ama yüksek satış bendeydi. O yüzden sonunda adam yeter ve yeter tamam kabul ediyorum der. Türk halkında bir şey var biliyor musunuz? Telefonu kapatamıyorlar. Telefonu kapatamıyorlar. Anlam bak şimdi adam açıyor telefonu. Genellikle sallıyorum doğudan biri. Ben kapatıyorum mesela telefonu ama doğudan birini aradım. Saygıdan kapatamıyor adam. Adama diyorsun ki e zaten bizim belli bir repliklerimiz var. Adama diyorsun ki böyle böyle bir şey mesela e-fatura tamam mı e-fatura. Fatura neydi o? Repli hatırlayayım. İyi günler Türk Telekom çağrı merkezinden arıyorum, arıyorum ismim Şükrü. Ee, şu anki faturalarınız evinize e, kağıt olarak geliyor. Fakat bunun e, israf olduğu için artık telefon faturalarınızı cep telefonunuza kısa mesaj yoluyla göndereceğiz diyorum. Adam bunu duyduğu anda ya kardeşim sabah sabah. Anlıyorum. Kısa mesaj yoluyla gönderiyoruz o zaman diyorum. Kardeşim sen beni anlamıyor musun? Peki. Gönderiyoruz o zaman diyorum. Deliriyor böyle en sonunda. Hayır canım istemiyorum falan diyor. Kapatamıyor. Ama bunu e, gönderiyoruz o zaman dediğimde en son tamam gönder gönder deyip kapatıyordu. En yüksek satış bendeydi. Yani en sonunda dayanamıyorlardı. Sonra şey upgrade oldum. Ee, Türksel paket değişik Pardon. E, Türk Telekom paket değişimi. Paket bir kullandıkları paketi bir üst pakete çıkartacağız tamam mı? kullandığı paket adamın 30 TL'lik bir paket. 30 TL'lik bir pakette şöyle bir şey var. Ee, adam bir, bir ay 35 TL'ye çıkmış, bir ay 45 TL'ye çıkmış ama geri aylarda görsen 30 TL ödüyor. Ama bize Türk Telekom diyor ki, şimdi Türk Telekom demiyor yanlış olmasın marka kötülüğü gibi olmayayım. Supervisor'ım diyor. Supervisor'ım diyor ki, e, bunu fazlaymış gibi gösterin, ortalama deyin, üstüne biraz katın. Şöyle geliyor böyle. Diyorum ki adama bir ay 45 TL ödemişsiniz ortalama, diğer ay 50 TL ödemişsiniz, diğer ay 60 TL ödemişsiniz falan. O yüzden sizin paketi 30 TL değil de 45 TL'lik pakete çıkartırsak ee, daha karlı olur sizin için. Adam diyor ki ya ben o kadar ödemiş miydim? İçeriden çocuğuna varıyor. Kızım sen mi konuştun telefonla o kadar falan? Yok baba ben konuşmadım. Ben bekliyorum o sırada. Allah Allah daha mı karlı olacak şimdi falan diyor mesela. Orada şey diyorsun. Evet evet daha karlı olacak şu anda ödediğiniz ama normalde kazıklıyorsun adamı daha pahalı paketi veriyorsun yani adam bir iki ay geçmiş 30'un üstüne ama işimiz bu. En sonunda adam tamam ya sen ben sana güveniyorum kardeşim daha iyi olacak diyorsan 45 TL'lik yapalım diyor ve satıyorsun. Sonra da o mesleği bıraktıktan sonra yayıncı oluyorsun işte benzer meslekler. Anlat abi birkaç tane daha daha neyini anlatayım. Seven oldu mu hiç sana? Oldu. Hatta ya bak kızlara sövüyorlardı. Kızlar ağlıyordu tamam mı? Çağrı merkezinde. Ee, kızlar ağlıyordu çağrı merkezinde. Ben gülüyordum. Adam bana sövüyor. Ya ben yıllarca dıt oynamışım. Her gün anama sövmüşler. Adam bana sövüyor. Senin anan avradını sikerim. Beni bir daha arama. Sil beni oradan falan. Ben böyleyim bak. Anlıyorum. Peki üst pakete çıkmak ister misiniz? Nasıl deliriyorlar? Nasıl deliriyorlar? Of o tepki vermiyorsun ya böyle gülümseyerek anlıyorum diyorsun ya. Müthiş. Teselli ettim abi kızları. Yok. Yani ses onu fazla şey yapmayalım. Peki seni izleyen insanlar neden izliyor sence? Çünkü insanlar genelde yalan söyleyen insanlara karşı ve bir şeyleri böyle abartı abartı anlatan insanlara karşı ilgileri var. Genelde kahvede de öyledir. Bir adam gelir bir hikaye anlatır. Herkes dönüşler eder ya da askerde biri sallar ben hayatımda şöyle dedim falan diye. Ben de sallıyorum burada dinliyorsunuz işte. Sevişirken aklından saçma şeyler geçti oluyor mu? Yok. <laughs> Kendini üzmemek için birini acımadan üzer misin? Hmm, bu soruya normalde hayır derdim ama yaptığım oldu. Ee, Erenay okuduk mu onun 13. ayını? İyi mi yayınlar demiş. 13. ayın kutlu olsun. Hoş geldin. Hani bakirdin? Nasıl? Ben bir şey mi söyledim? E hani bakirdin mi? Hay sevişirken aklından bir şey geçiyor musun falan bilmem ne. Ya öpüşürken olarak düşündüm ben onu. Öpüşürken. Kızlar osurmaz zannediyordum. Ben ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Yani açıkçası hiç gaz çıkartan bir kız arkadaşım olmadı. Ama onlar da kendi hallerinde evde yapıyorlardır herhalde. Peki Şükrüm bu konuşmaları kayıt altına alınıyor ya. Anasına falan sövsem sorun oluyor mu? Şöyle. Sen Türk Tele sen çağrı merkezini arayıp adama sövüyorsan o zaman bir işlem yapabiliyorlar. Ha pardon. Sen çağrı merkezi Evet evet. Sen çağrı merkezini arayıp adama söversen o zaman bir işlem yapabiliyorlar. Ama onlar seni aradığında söversen bir işlem yapamıyorlar. Ya kayıt altına alınıyor falan diyor da bir bisik olduğu yok. Ben adamın biri kızın bütün değerlerine sövdü. Kız ağlayarak gitti supervisor'a ne yapabiliriz diye. Bir şey yapamayız ki adamı biz aradık dedi supervisor. Yani ben avukat muhabbetini bilmiyorum. Avukatta yani biri gerçekten şikayet etse bireysel olarak ne olur. Ama adamın özel bilgisine ulaşıp database'den sen onu aradığın için ee, adam bana sövdü diyemiyorsun. Aramasaydın o zaman kardeşim oluyor yani. Biri demiş yanlış iki durumda da yapabilirler ve ciddi sonuçlar olur. Türksel iş geliştirme müdür yardımcısıyım demiş. O zaman ben yanlış bilgi verdim. Sövmeyin arkadaşlar. Benim gördüğüm buydu. Ben sonuçta avukat falan değilim. Ama bak adam Türksel iş geliştirme müdür yardımcısıymış. İki durumda da yapabiliyorlarmış. Demek ki bizim supervisor uğraşmak istemedi. Ya ben hiç sövmem. Ben daima kibar konuşurum. Kendim çağrı merkezinde çalıştığım için orada çalışan insanların psikolojisini biliyorum. Ee, o yüzden hep kibar konuşuyorum. Bir kere bile sert çıkıştığım olmadı. Sen anlamazsın falan dediğim olmadı yani. Peki niye geçmişte yaşadığın her şeyi eksiksiz hatırlıyorsun? Hafıza iyi? Abi üst yetkili bir aktarım yapabiliyor musunuz? Hayır yapamıyorsun ama çok ısrar edilirse supervisor'a verilir. Yani e, bu en yetkili kişi benim denir. Çok fazla ısrar ediliyorsa oradan supervisor çağrılır. Aynı cevapları o da verir. Yani önündeki ekranda yapamayacağı bir işlemi yetkili birini çağırdı diye yaptıramazlar. Çünkü önlerindeki ekranlarda ne varsa onun dışında bir etki yapabilecek kalifiye eleman yok orada. Önündeki ekranı oradaki adam da yapar yani. Çağırdığın yetkili adam ekstra bir şey yapamaz. Maaşın ne kadardı o zaman? 1350 TL'ydi. Ya da 1250. Bu olaylardan salladığın ya da olay yakın eksi salladığın oluyor mu? Ben çok sallıyorum canım. Anlattığım hikayelerin %90'ı yalan. Türk Sarsö ben adamı izlememiz yok mu peki? Yok. Küçükken tacize uğradın mı? Bakla bir. Uğramadım. Yıl kaç? Yıl kaç? 2010. 2010. fırsatın olsa Avrupa'da yaşamak ister miydin? İsterdim. Soruyu sormaya devam edecek misin? Hangi soruyu ya? Banlayın gitsin. Evet bitti mi konseptimiz? Var mı? Çünkü düzgün sorular gelmiyor. Berbat sorular geliyor. Berbat sorular geliyor. Nedense bana hiç yalan gelmiyor. Niye böyle? Çünkü yalan değil aslında. Doğru dediğiniz zaman cool story atıyorsunuz zamanı kim. Söylediğim her şey doğru desem ha eminim doğrudur diyorsunuz. Ben de ters psikoloji yapıyorum. Yalan diyorum. O zaman da kimse yalan olduğuna inanmıyor. Herkes doğru diyor. Çünkü malsınız. Ölüme ilgin nereden geliyor? Doğuştan. Yok mu başkasının avukatlığını yapacak birisi eğlenelim şey, biraz demiş. Bugün yok galiba. Peki bu da yalansa. Olabilir. 17 yaşına kadar hiç çalışmadım. Zararlı olur mu ileride? Olmaz. Elvin'de yayıncı yaptın. Şu an 17.500 izleniyor. Sen 10.500 izleniyorsun. Mutlu musun? Elvin parasından veriyor mu sana? Merto sen annene de ki zaman makinesi bulunsa beni yine doğurur muydun? Seni anladım. Yalan atınca belli oluyor. Şimdi çifte ters psikoloji yapıyor. Aynen öyle. Abi diyorsun ya fakir bir geçmişim var. Sonradan görme tribine girdim mi hiç? Son bir yıla kadar hiçbir zaman sonradan görme tribine girmedim. Çünkü o kadar e, yediğim yemeğin parasına bakmayacak kadar ya da aldığım tişörtün parasına bakmayacak kadar kazanmıyordum. Fakat son bir yıla kadar aldığım tişörtüm veya yediğim yemeğin parasına bakmamaya başlayınca bir götümün kalktığını hissettim. E, bu göt kalkıklığı da bende bir sonradan görme kafasıyla e, gidip Kemal ve Ferit'in e, kafasında 500 TL'lik falan tişört almama sebep oldu. Sonra hemen kendime geldim. Şu an e, 80 TL civarında tişörtlerimle devam ediyorum. Bir daha asla 500 TL falan vermem bir tişörte. O bir anlık bir gazdı. 2 gün, 2 gün, 3 gün falan gaza geldim.